Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme ile birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte dıştan yanmalı bir motor, yani bir Stirling motor inceleyeceğiz. Öncelikle ürünü bize gönderdiği için Temu'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi gelin motorumuza birazcık yaklaşalım ve sizlerle birlikte yakından incelemeye başlayalım. Öncelikle kutu içeriğinden birazcık bahsedelim arkadaşlar. Bu dıştan yanmalı bir motor, yani şurada bulunan ısıtma pistonunun ısınmasıyla sıcak havanın piston içerisinde yer değiştirmesi ve sıcak havanın aniden soğumasıyla tekrardan büzüşmesi ve bununla buradaki pistonu aşağı çekerek bir hareketi oluşturması mantığıyla çalışan bir sistem arkadaşlar. Yani uzun lafın kısasını söyleyecek olursak, buradaki pistonu ya da buradaki ısıtma haznesini ısıtarak çalıştırıyoruz. Burayı ısıtmak için odun, kömür, raşo yakıtı, alkol, yanıcı olan her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu işlemi gerçekleştirmek için içerisinden şöyle bir kutu çıkıyor. Bunun içerisine alkol veya diğer yanıcı materyalleri koyarak arkadaşlar buradaki ısıtma pistonumuzu ısıtıyoruz. Yine kutu içerisinden şu şekilde bir tane LED ışık çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu ışığı da burada bulunan USB çıkışı üzerine takarak kullanabiliyorsunuz. Motorun arka tarafını gösterecek olursak, burada bir tane DC motor yer alıyor. Bu motor bir jeneratör gibi kullanılmış. Buradan gelen hareket yardımıyla motorumuz dönüyor ve elektrik enerjisi üretiyor arkadaşlar. Sözü fazla uzatmadan gelin bunun içerisine alkol dolduralım ve ardından ısıtarak sistemin çalışmasını ve çalışır haldeki performansına bir bakalım. Ürünü almak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda ürüne ait bağlantıyı bulabilirsiniz. Yine videonun şu an sol tarafında gördüğünüz kare kodu taratarak da yine ilgili ürünlere erişebilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle farklı açılardan sizler için motoru yine göstermek istiyorum. Ben buradaki yakıt haznesine alkol yerleştirdim. Alkolümüzü buradaki yuvamıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir çakmak yardımıyla tutuşturarak bunun ısınmasını başlatıyorum. Daha iyi anlaşılabilmesi için motorumun diğer yüzünü çevireceğim arkadaşlar. Şu anda ısınıyor. Anlık olarak motorun ısınmasını görebilirsiniz. İlk hareketi burada elinizle vermek zorundasınız arkadaşlar. Şu an ilk hareketi veriyorum. Ancak sıcaklık istenilen seviyeye ulaşmadığı için çalışmıyor. Şöyle tekrar deniyorum. Bakın biraz daha uzun süre çalıştı. Yavaş yavaş pistonumuz ihtiyaç duyduğu sıcaklığa erişecek. Biraz daha beklersek çalışır diye tahmin ediyorum. Evet, artık çalışmaya başladı. Evet, artık hızlanarak çalıştığını görebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Farklı açılardan göstereceğim. Motorun arka tarafında bir tane LED yer alıyor. Buradan üretilen elektriğin kullanımı açısından LED'in yandığını görebilirsiniz. Yine çıkış kısmına kutu içerisinden çıkan LED'i taktığımızda da yanıyor arkadaşlar. Tabii bu bir tüketime neden olduğundan buradaki motor üzerinde, daha doğrusu jeneratör üzerinde bir direnç yapıyor. O da motor devrinin biraz düşmesine sebep oluyor. Şöyle tekrar göstereyim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Burada bulunan yakıtımızı aldığımızda
Motor soğuyuncaya kadar çalışmaya devam ediyor. Buradaki piston hemen yerine geri koyalım. Stop etmesin arkadaşlar. Şu an tekrar çalıştırıyorum. Birazcık hızlanmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şurada bulunan gerilimi boştayken ve yük altında ölçmek istiyorum. Girişlere bir voltmetre bağladım arkadaşlar. Ölçü aletim buradan. Şimdi sistemi çalıştırıyoruz. Şu an boştayken yaklaşık 5.4 voltluk bir gerilim üretiyor. Hemen led lambamı takacağım. Led lambayı takınca motor devri biraz düşüyor arkadaşlar. Şu 3 volt seviyesine kadar gerilediğini görebilirsiniz. Bu defa farklı bir proje yapacağım. Stirling motorumda üretilen elektriği depolayarak daha fazla güç elde etmeye ya da daha fazla güç istediğimde bunu kullanmaya çalışacağım arkadaşlar. Gelin birlikte projemize başlayalım. Hem problemler hem de çözümleriyle birlikte bunu gerçekleştirelim. Öncelikle jeneratörümde bulunan bütün kablolar, ledler ve diğer bağlantıları ayırıyorum arkadaşlar. Bu sayede üretilen enerjiyi tamamen kendi amaçlarımız doğrultusunda kullanmak üzere hazırlıyoruz. Öncelikle jeneratör çıkışındaki enerjiyi kablolarımızda alalım arkadaşlar. Buradaki eksi çıkışımızı beyaz, artı çıkışımızı da pembe renkli kabloyla uzatıyorum. Artık çalıştırmaya hazırız. Motorumuzu çalıştıralım ve bir güç alalım. Ardından bu ürettiğimiz enerjiyi şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Elimde 100 faratlık bir süper kapasitör var. Üretim fazlasını ve toplam üretilen enerjinin bir kısmını bu 100 faratlık süper kapasitörde depolayıp daha fazla güç çekmek istediğimde kullanmak istiyorum. Gelin birlikte testlerimize ve deneyimize başlayalım. Şöyle Stirling jeneratörümüzü çalışmaya hazır hale getiriyoruz. Çıkış gerilimini ölçmek için bir tane voltmetre bağladım arkadaşlar ve süper kapasitörüm de burada. İlk olarak direkt çalıştırıp depolamaya çalışacağız enerjiyi. Şu an motorumuz çalışıyor. Yaklaşık 7 voltluk bir gerilim var. Hemen süper kapasitörümü direkt şarj etmeye çalışacağım. Süper kapasitör boş olduğundan çok fazla akım çekiyor ve buradaki jeneratör üzerinde çok aşırı direnç oluşturduğundan motorum stop ediyor arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Hızlıca sorundan bahsedelim. Buradaki şarj esnasında motorun, daha doğrusu buradaki jeneratörün Stirling motora çok fazla direnç uygulaması ve Stirling motorunun devrinin belli bir seviyenin altına düşerek stop etmesine neden olması. Çözüm olarak ise 3 adet 1N4007 diyotu seri bağlayacağım. Her bir diyotum yaklaşık 0.7 voltluk bir gerilim farkına neden olacak. Diyotlar hem motorun rahat çalışabilmesi için bir boşluk oluşturacak, hem de motor durduğundan burada süper kapasitör içerisinde depolanan enerjinin tekrardan DC motora geri dönerek bunun harcanmasının önüne geçecek. Şimdi gerekli bağlantıları yapalım ve sistemi bir kez daha test edelim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Burada bulunan 3 adet 1N4007 diyot sayesinde 2.1 voltluk bir gerilim farkı oluşturdum. Bu durumda süper kapasitör tamamen boşken dahi 2.1 voltluk bir enerji boşluğu meydana getiriyoruz. Bu da motorun tamamen kısa devreye düşmesini engelliyor ve bu sayede burada gördüğünüz Stirling motorumuz tabiri caizse bir rölanti buluyor ve maksimum yük altında dahi stop etmeden çalışması gerekiyor. Şimdi gelin motorumuzu çalıştıralım ve bir kez daha test edelim.
Motorun ısınmasını beklerken hemen kapasitördeki gerilim miktarını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an süper kapasitörüm boş durumda. Şöyle DC modunu alıyorum. Gördüğünüz gibi 0.5 voltluk bir gerilim var. Hemen bir ilk hareket verelim. Şu an çalışmadı. Tekrar deniyorum arkadaşlar. Evet, motorum yavaş yavaş ısınıyor. Ve yavaş yavaş şarja geçti. Biraz daha ısınmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi biraz önce süper kapasitörü şarj etmeye çalışırken duran motorumuz artık rahatça çalışabiliyor. Ve şarj işlemi başladı. Süper kapasitörün içerisindeki voltaj yükselmeye başlayınca arkadaşlar daha hızlı şarj edecektir. Çünkü devir de artacaktır. Buna bağlı olarak şöyle gösteriyorum, bakın. Şu an ürettiğimiz enerjinin fazlasını süper kapasitör üzerinde depoluyoruz. Bu şekilde bir süre çalışarak şarj etmesini sağlayacağım. Videonun süresinin uzamaması adına bu adımı geçiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakikalık bir çalışma sonucunda arkadaşlar kapasitör içerisinde 2.50 voltluk bir gerilim oluşturdum. Daha doğrusu 2.050 voltluk bir gerilim birikmiş oldu. Şöyle gösteriyorum. Şu an motor devrimin daha yüksek olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi bu gerilimi daha yüksek voltajlara dönüştürerek kullanacağız. Basitçe anlatacak olursak, diyotlar sayesinde Stirling motorun jeneratör direncini yenmesini sağladık ve süper kapasitör içerisinde yaklaşık 2 voltluk bir gerilim biriktirdik arkadaşlar. Fakat bu 2 volt da bildiğiniz gibi çok fazla cihaz ya da materyali çalıştıramayız. O yüzden bu DC-DC booster'dan faydalanacağım arkadaşlar. MT3608 kullanacağım. Bunu kullanmamın nedeni yaklaşık olarak 1.5 voltun üzerinde çalışabiliyor olması ve kullanılmadığında standby konumunda güç tüketiminin çok düşük olması nedeniyle bunu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi süper kapasitörüm ve DC-DC booster'ım arasında bağlantıyı oluşturarak sizlerle videoyu ve projeyi oluşturmaya devam ediyorum. Böyle gösteriyorum arkadaşlar. Sesim daha iyi duyulsun diye motoru çalıştırmadım. Gerekli bağlantıyı oluşturdum. Eksi ve artı girişinden voltaj yükselticime enerji verdim arkadaşlar. Yine jeneratörümden, yani motorumdan gelen enerjiyi de buradan diyotlar üzerinden süper kapasitöre verdim. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Ve güç üretmeye başlayalım. Birazcık ısınmasını bekleyeceğim. Aslında buradaki diyotları iptal eden bir anahtar koyarak buradaki motorun tıpkı arabalardaki marş motoru gibi hem jeneratör hem de bu ilk hareket işlemini vermesini sağlayabiliriz. Evet, artık çalıştı. Şimdi voltmetremi arkadaşlar buradaki çıkışlara bağlıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 voltluk bir gerilim var. Şöyle göstereyim sizin için. Şimdi bunu 12 volta yükselteceğiz. İki volt bizim için ideal çalışma voltajı. Biraz düşüreceğim arkadaşlar. Evet, artık Stirling motorumuzdan ürettiğimiz enerjiyi 12 voltluk bir çıkıştan alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim sizin için. Gördüğünüz gibi 12 voltluk bir güç çıkışına sahibiz. Ve şimdi bu enerjiyi kullanarak 12 voltluk bir LED'i yakmaya çalışalım.
Şöyle 12 voltluk bir ledim var arkadaşlar. 12 volt 3 watt. Şuradan görebilirsiniz. Hemen DC booster'ımın çıkışlarına bağlayacağım. Ve ledimin son derece parlak bir şekilde yandığını görebilirsiniz. Bence gayet başarılı bir proje oldu. LED'in kullanımı esnasında süper kapasitörün durumunu da görmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şuralara bağlantılarımızı oluşturalım. Şu an tüketilen enerji üretilenin üzerinde ve gerilim hızla aşağı doğru düşüyor arkadaşlar. Ancak bu işlemi damlaya damlaya bir gölün dolması gibi düşünebilirsiniz. Her zaman bu kadar güç tüketimine ihtiyacınız yok. Üretimin fazlası burada depolanarak arkadaşlar ihtiyaç halinde size sunulması sağlanıyor. Şöyle bir fanım var. Hemen bu fanı da bir çalıştırmaya çalışacağım. Evet, fanım da dönüyor şu an. Gördüğünüz gibi. Bu fanı kullanarak pistonun soğuması gereken yeri soğutabiliriz. Böylece bir güç artışı da elde edebiliriz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum, ancak burada alevi iyi ayarlamak lazım. Alev yeni değiştiği için şu an olmuyor. Hatta motorumun devri biraz düştü. Böylece birlikte bir Stirling jeneratör yaptık arkadaşlar. Bence gayet de güzel oldu. Farklı bir proje olduğunu düşünüyorum. Şöyle sizlere son bir kez daha göstereyim. Buradaki fanın meydana getirdiği hava akımı arkadaşlar, buradaki alevi uzaklaştırdığı için motor devrim düştü. Şu an tamamen sistemi ayırdım. Hatta motorumuzu da durduralım. Evet arkadaşlar, böylece bir Stirling jeneratör oluşturduk kendimize. Gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu ürünleri, daha doğrusu Stirling motoru almak isteyen arkadaşlar için videonun şu an sağ tarafında bir kare kod görüyorsunuz. Bu kare kodu taratarak indirimlerden faydalanabilirsiniz. Yine şu an videonun sağ tarafında gördüğünüz kodu kullanarak arkadaşlar Temu'nun ana sayfasında arama yapabilir ve seçili ürünlere ulaşarak seçili ürünlerdeki indirimlerden faydalanabilirsiniz. Böylece bir inceleme videosunu birlikte tamamlamış olduk. Bir sonraki projemiz ve videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın diyorum. Umarım bu projeyi beğenmişsinizdir. Böylece bu videomuzu da bu noktada bitiriyoruz arkadaşlar.